Bu video mu? Maç. İzleyelim bunu, kısaymış 12 dakika. Tamam, bunu izleyelim, ardından dayıya geçelim. Güzel video. Allah Allah. TFF'nin yaptığı hiçbir işin güzel olacağını düşünmüyorum ben ama siz diyorsanız. Kardeşim, ben yarın burada Kerem'in gol atacağını inanıyorum. İnşallah bu klibi de baştan sona izleyeceğimize inanıyorum. Biraz böyle zor geçeceği düşünüyor herkes ama bence kazanırız ya, rahat bir şekilde. Yarın inşallah güzel başlayacağız sonra, eminim. Şey maçından önce bu büyük ihtimal ya. Gürcistan maçından önce ilk maç. Evet, evet. Şeyde var mı peki, izleyen arkadaşlara soruyorum. Portekiz maçı öncesi ve sonrası var mı videoda? Hepsi var. 3 maçın 3'ünün de öncesi sonrası var yani. Okey. Mert bir tane kafa golüyle. Kaç kaç bitecek? 3-1. Amana koyayım, şunların logosu gözüksün de başımıza iş almayalım amana koyayım bir de. Öyle kalsın. Savunmada müdahale. Mert gol! Arda kaleye baktı. Arda! Top kaybı. Kale boş. Kerem! Nereye mesaj yazdın? Vicino uno nel primo, uno nel secondo. Non è stato di base. No, però va bene anche uno così, dici. Uno da tavolo mio. O yüzden mi kestin? Çok güzel gol atmışsın falan yazmış. Ancelotti de yazmış ama şimdi hepsine geri döneceğim. Sağ olsunlar. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Arda'nın zihinsel inanılmaz Messi'ye benziyor beyler. Zihinsel korkunç bir şekilde Messi'ye benziyor. Kendi Messi'miz var ama. Evet. Hareketler, yürüyüş, mürüyüş. Ha, Portekiz maçı. Ne dediniz acaba? Çok merak ediyorum. Zambo mu? Ve gurbetçilerin saç sakal çok sıkıntı değil mi ya? Niye abi? Ya öyle. Of. Ya baba, bazen çıkıyorlar tribünde falan böyle yani, ne bileyim ya. Son düdük. Dortmund'da maç bitiyor. Portekiz
A Milli Futbol takımımızı 3-0 mağlup ediyor. Ne oldu ya, konuşmamışlar mı hiç? Let's go lan. Cheers. Kim onu kaçıran? Anay han. Ya Montella hoca, takımın ileri ucumun boy ortalaması 1.42. Bu takıma niye kafa topu çalıştırıyorsun ya? Arda'ya kafa topu çalıştırmış ya. Hadi stoperleri al kendi arasında, anlayayım. Final maçı bizim için, yeneceğiz inşallah. Montella var kasete, Popelli'deki Berlin'e benzemiyor mu beyler? Hayır abi, benzemiyor. Ah siktir git lan, nereden benzemiyor? Aynısı adam ama benziyor, çok benziyor abi. Ben bunu söyledim, beni siktiniz siz ya. Benziyor bu arada. Aman akoyim, ülke birbirine girmiş Portekiz maçından sonra, bir de bunların haline bak. Bu soyunmadan farklı. Müthiş. Ama bu çok iyi rahat. Müthiş. Neredeydin lan? Doğru. Doğru. Şuralar. Aa, neymiş? Şurada. Çok uzak değilmiş ama ya. Televizyonda daha iyi gözüküyor. Evet, uzak kanka. Denersiniz. Nuri Şahin, Nuri Yardım vardı işte. Tam buradan işte. Şuralar. Bir gol attı, 30 senedir konuşuyor. Amına koyayım ya. Onun olmuştu değil mi? İnşallah yarın kazanıp, gruptaki son maçımız zaten kazanıp, diğer turda da en iyi şekilde elimize ne geliyorsa, en iyi şekilde ülkemize hizmet edip diğer turda da geçeriz. Ondan sonra turda da geçeriz. Hep geçeriz. İnşallah şampiyon oluruz. Ne diyeyim? Samet abi nerede dediğine katılıyorum. Samet'in dediğine katılıyorum. Ben yeni geldim abi, apağalım gerekenleri söylemiştim ben. Son zamanlarda hep yenmişiz Çekiyi. İnşallah yine yenerim. Yani bu maçı yenmek çok önemli bizim için. O yüzden yarın çok iyi bir performans göstereceğiz. Hepimiz hep birlikte. İnşallah kazanacağız. Yarın ne olur? Yarın olur. Yani. Kazanır mıyız? Berabere mi? Bence. Bence kazanırız. Sence? Kaç kaç? 2-1. Sence? Arda skoru da bildi. 3-1. Yarın inşallah galip gelip gruptan çıkmak istiyoruz. İlk maçımıza iyi başladık Gürcistan'a karşı. Bu arada TFF Büyük Ekşi Yönetimi geldiğinden beri yapılmış tek iyi iş olabilir hocam. Artabilir. Yani bütün her şey dahil. TFF başa geldiğinden beri beğenilen tek işi bir YouTube videosu. Ben beğendim bu arada videoyu. Gruptan çıkmak. Hocam bu gruptan da çık amına koyayım ya. Hani zahmet olmazsa şu gruptan çık yani, amına koyayım ya. Yani şu gruptan çık yani. Biraz zahmet olacak ama
Romanya lider çıkmış amına koyayım. Taraftarlarımızla beraber çok güzel gün geçirdik. Tabi ardından ikinci maç gelince Portekiz'in favori takım olduğunu biliyoruz. İstediğimiz sonuçları alamadık ama bu... Yani 24 takımın 16'sı zaten turnuvaya devam ediyor amına koyayım. Yani zahmet olacak. En kolay gruptasın bu arada. Şakasız. En kolay grup bizim gruptu. En kolayı. Dünyanın sonu olmadı bizim için. Çünkü ilk hedefimiz gruptan çıkmak. Gruptaki son maçımız inşallah yarın galibiyetle bitirirsek bizim için çok güzel olur. Hala inanıyorum. Abi nasıl abartma ya? Abi nasıl abartı? Bana bizim gruptan daha kolay bir grup söyler misiniz? Doğru söylüyorum tabii ama ya of gençler, of gençler. Bu gruptan çıkamazdın. İsviçre çakı gibi top oynuyor. Bu gruptan İsviçre çıkardı. Ya belki en iyi üçüncü çıkabilirdin. Macaristan'la zaten oynadın gördük. Bu gruptan siktim kelle çıkamazsın. Bu grupta Arnavutluk bile seni zorlar. İspanya, İtalya saymıyorum zaten. Tamam mı? Danimarka'yı mı eleyeceksin? Eleyemezsin. İngiltere'yi de eleyemezsin. Avusturya lider çıkmış. Fransa, Hollanda'nın olduğu gruptan. Polonya zaten seni yendi hazırlık maçında. Romanya çakı gibi top oynuyor. Belçika da seni yener. Bence Ukrayna da bizi yener. Bu gruptan da ikinci çıktın zaten. Yani en kolay grup, bizden sonraki en kolay grup belki A grubudur. Abi nasıl abartma ya? %100 haklıyım bu arada. Oğlum Romanya bizim içimizden geçer. Romanya çakı gibi top oynuyor ya. Haklıyım tabii ki amına koyayım ya. Aynen öyle kardeşim. Aynen öyle. Romanya'da bizi yer... Abi anket açar mısın abi? Haklı mıyım haksız mıyım? Bakalım. Ben göreceğim şimdi chat'teki bakalım arkadaşlar ne diyor. Açıyor musun Adil? Açtım ben. Bakacağız şimdi. Allah'tan chat'in futbolu biliyordu amına koyayım. Teşekkürler arkadaşlar. Sonuçta orada. Teşekkür ederim. Selam olsun. %70'e %30. Chat'te Fener'le amına koyayım. Lan Fener'le ne alakası var mezunun? Güveniyoruz kendimize. Çünkü takım arkadaşlarım, kardeşlerim yani çok istekli. Bu takımın belki çıkabileceği bir iki tane daha grup olabilir. Ama en kolay grup bizim grubumuzdu. Yani bunu hayır en kolay grup bizim grubumuz değil diyen ne futbolla da konuşmam. Bu maçı sabırsızlıkla bekliyorum. Amına koyayım 10 kişi Çekya'yı zar zor yendik ya. Gürcistan'ı zar zor yendik amına koyayım ne anlatıyorlar ya. İnşallah yarın güzel bir galibiyet alarak grubu çıkarız. Ve ondan sonra önümüze bakarız. Adamlar 75 kişi 10 kişi oynadı lan. 75 dakika 10 kişi oynadı adamlar. Kapanan takımlara böyle oluyor abi. Portekiz çok güzel kapanıyordu değil mi? Açık takıma ne yaptı? Oğlum hikaye anlatmayın. Hikaye anlatmayın. Açık takıma ne yaptın Portekiz'e?
Beyto'ya bir şey. Portekiz kapanmadı mı abi? Ya ben sizle daha futbol konuşmam bro. Öpüyorum sizi, videoyu izleyelim. Tamam kardeşim. Portekiz'e kapandı diyor adam, benimle futbol tartışıyor ya. Adamlar 3-0 içimizden geçti amına koyayım. Ooo! Semih. Ya lan burada bir şey Semih amına koyayım. Hani lan Semih oynamıyordu. Oynuyor işte. Live'de görüşürüz. Çok mutluyuz. Ülkemize armağan olsun. Sizi çok seviyoruz. Yeah! Hak ettik. Gerekeni yaptık. Devam. Ya sonra 6'ya kalmak için mutluyuz. Teşekkür ediyoruz buraya gelmiş destekleyenlere. İyi kaleci. Elimizdeki en iyi kaleci. Tartışmaya kapalı. Evet. Kulaklığın şarjı bitiyor. Elimizdeki en iyi kaleci. Max bu. Daha iyisi yok. Bir tane daha var. Bunun iyisi var. Bir tane daha da o da kadroda değil. Kim abi? Erivayat. Erivayat. Şimdi karşımıza alıştırıyor olacak. Onlardan da alacak hesabımıza. İnşallah bir tur daha atlayacağız. Bana doğru bak. Ben... Bu arada kupa haritasını izlediniz mi? Bak gördünüz mü? Yok. Gelebilecek en kolay kura geldi. Ne Fransa, ne İngiliz, hiçbir sikim yok. Bir İngiltere gelebilir. İngiltere'de de bir sikim yok zaten. Yani en kolayı geldi. Sesime bak. Aferin. Favoriler finale kadar gelmemesi. Yani salaktan bir final gelebilir ya, yani. Ki, gerçekten mutluyuz. Hak ettiğimiz şeyi aldığımızı düşünüyorum. Takım adına çok mutluyum. Hafta başından beri bizim için zorlu bir süreç geçti. Sahada yakışan oyun göstermemiz gerekiyordu. Umarım bize inanmaya devam ederler ve inanmaya da devam etsinler. Bu arada vallahi bunu yemin billah ediyorum, Fenerbahçeli olduğum için söylemiyorum. Çekya maçında İsmail çıktıktan sonra orta saha götü başı dağıttı. Evet. Bak yemin billah ediyorum Fenerbahçeli olan, hani troll mürol yapıyorum ya normalde. İşte chatte Beşiktaşları, Galatasaraylıları kızdırmak için. Yemin ediyorum dağıldı orta saha. Okay'ın girip İsmail'in çıkması, çekler sonra başladı gelmeye. Hayli kötü değil mi bu arada? Buna çok ihtiyacımız var. Bu resim kadar değil yani. Daha bitmedi. Abi Okay da bu arada kötü topçu değil he. Okay da iyi topçu da Okay İsmail kadar mücadele etmedi. Edemiyor yani, daha doğrusu farklı iki tip oyuncu. Bu arada Merih'e ne diyorsunuz abi? Merih'i oynadı ya bence. Ben Merih'i beğeniyorum ya. Sikerim, nerede oynuyorsa oynasın amına koyayım. Arabistan'da mı, Katar'da mı, Dubai'de mi? Gerçekten iyi adam bu arada. Bence milli takımın stoperleri Abdülkerim'le Merih olmalı yani.
Güzel bir düğün. Turnuva boyunca en çok neye sinirlendim biliyor musunuz? Türkiye karşısında Portekiz'i tutan aptal orospu çocukları var Twitter'da. Aa, harbiden aman akıyım ya. Anasını sikiyim ya. Beni verem ettiler ya. Neymiş Ronaldo oynuyormuş. Ya sikerim Ronaldo'nun amını şimdi ya. Türkiye var karşısında amına koymayayım ikisinin de. Messi'yi ayrı sikerim, Ronaldo'yu ayrı sikerim, Pele'yi ayrı sikerim ya. Milli takım bu amına koyayım.